Evet, bir diğer örneğe geçelim. 4D toptan kırtasiye örneği. Bu bizim yaptığımız bir örneğin içine bazı ufak değişiklikler katılmış hali. Bu örneği biz önceki uygulamalarımızda yaptık. Zaten takip eden arkadaşlar fark edeceklerdir bunu. Evet, bunun dosyası da var. Dosyasını da açıyorum FileMaker olarak. Ama biz içine bazı değişiklikler ve sonuçta bunu yine bool modülüne bağlayacağız. Konu olarak bazı değişiklikler olabilir içinde. Bakın burada gördüğünüz üzere tablosu da işte daha doğrusu dosyası da hazırlanmış haliyle bize verilmiş. İçine kayıtlar da girilmiş. Bu görüntü aslında şu biliyorsunuz görüntüleme modundan ben bu hale getirebiliyorum. İşte bir okuyalım ilk önce. Soruyu tamamen okumadan ne yapacağımızı tam anlamadan hemen girişmekte zaman kaybı oluşabilir. O yüzden baştan bir okuyalım, anlayalım. Arada böyle oralara geçiş yapıp bakalım falan. Böylece sonra da bul modülüyle bize sorular soruluyor. O soruların cevaplarını bulmaya çalışırız işte. Evet. Toptan kırtasiye malzemeleri satışı yapan bir firmanın stoklarında belirtilen miktarlarda ürün bulunmaktadır. İşte şu tablo buradaki buna karşılık geliyor. Zaten biz şu işlemi yapmıştık hatırlarsanız. O örneği incelerseniz bunları göreceksiniz. Onlarla ilgili alanları incelersiniz. Zaten içine hesaplama alanları yani şuradan girip dersiniz ki şu alanla nasıl oluşturulmuş işlem diye. İşte ürün kodu oluştururken diyor işte ürünün adının soldan iki hanesini alın, iki harfini alın. Stone koduyla da araya tire koyarak birleştirin o ürünün ürün kodu olsun falan diye böyle bir ayar. Dediğim gibi bunun detaylı anlatımı o örneğin yapımında var zaten. Ona ilişkin kısımlar şu an bizi ilgilendiren kısımlar değil. Yapılmış yani. Biz yapılmayanlar varsa değişiklikler onlar üzerinde duralım. Satışlarında satış fiyatı belirlenirken birim maliyet üzerine %20 kar konularak satılıyormuş ürünler. Ve ürün miktarı 500 adetten fazla olduğunda da %5 indirim yapılıyormuş. Firmanın merkezi İstanbul'da olduğundan İstanbul içi teslimatlar ücretsizmiş ama İstanbul dışı teslimatlarda satışlarının binde 5'i kadar kargo alınıyormuş. Hatırlarsanız o örnekte bu kargo 10 liraydı. İstanbul dışına kargo 10 liradır diye ifade. Burada bir ufak değişiklik yapılmış. Ona şimdi birazdan bakarız. Çalışırken diyor bu dosyayı kullanın. Zaten biz açtık dosyayı. Peki ilgili dosyada diyor bilgiler, şehirler, işlemler adlı tablolar hazırlanmış mı? Bir bakalım. Evet bakın tablolar. Evet bilgiler, şehirler, işlemler adlı tablo hazırlanmış. Bilgiler tablosundaki ürünlerle ilgili alanlar oluşturulmuş. Bakın bilgiler tablosunda ürünlerle ilgili alanlar oluşturmuş. İşte bu alanlardan birinde ürün kodu formülle elde edilen. Bu arada kalan miktar formülü de var. Bu zaten bizim tablo arası bağlantı örneklerinde birkaç kez yaptığımız bir işlemdi. Oradan mal satılınca buradan azalıyordu falan. Onu bilahare incelersiniz siz yapılan bir işlem. Bu örnekte bizi ilgilendiren kısmı değil yani ama önemli bir bilgidir tabii ki. Evet, burada bilgiler girmiş. Ancak diyor şehirler tablosunun alanlar oluşturulmuş ama bilgiler girilmemiş diyor. Bak bunlar girilmiş ama diyor. Gidin diyor şehirler tablosuna. O bilgiler girilmemiş diyor. Şimdi bu bilgilerin girilmesi için iller tablosundan aktarmanız gerekiyor diyor. İller dosyasından pardon. Bu iller dosyası bir Excel dosyası. Bakın açtığımız klasör içinde bak iller diye Excel dosyasını göreceksiniz. Açınca göreceğiniz şey şu. İllerin isimleri burada yer alıyor. Yalnız buradaki hali dikkat ederseniz plaka koduyla birlikte yazılmış. Bana sadece illerin adı lazım aslında da. Bakın burada da ufak bir uygulama yapacağız. İllerin adları plaka kodlarıyla birlikte yazılan bir Excel tablom var. Peki buradan bilgileri alırım. Böylece girmekten kurtulurum. Onu yapacağız. Bakalım neler var. İnce detaylara göz atacağız. Buradan diyor aktarın diyor. Bu şunu sağlayacak bakın biraz sonra göreceksiniz. Şu işlemler tablosunda şu teslimat yerine o illerin isimleri otomatik gelecek böylece bunu yaptığımızda. Şu an bakın buraya tıklayamıyoruz. Bununla ilgili detay bilgi isteyecek birazdan. Yani teslimat yerini ben diyor. Şuradaki illerden buraya gelen liste sayesinde oluşturabileyim. Yani şu an o işlemi yapamıyorum yani. O yüzden bu verileri bir aktarın bakalım buraya diyor. Onu bir yapalım. İller dosyasını aktarınız diyor. Bunu önceki örneklerimizde de yapmıştık. Bilgiler bir başka dosyada varsa özellikle Excel gibi normal text dosyasından yani düz yazıdan bile almanız mümkün. Yeterli düzenli yazılsın. Alt alta
yazılsın ya da aralarında bir işaret konsun. Yani bir text dosyasından bile veri transferi mümkün ama biz genelde Excel'den alma örneği yapıyoruz. Evet, kayıt al dosyadan diyoruz. Nerede bu dosya? Masa üstündeki FileMaker 3 klasör içindeki toptan kırtasiye klasörün içinde işte bize orada verilmiş dosya. Seçiyorum bunu, aç diyorum. Bakın diyor ki bana iller Excel dosyasında bir tek ilin adı diye bir alan var. Daha doğrusu orada sütun var. Senin FileMaker dosyandan da ilin kodu ve adıyla ilin adı diye alanın var diyor. Şimdi burada ilin adı Excel dosyasını incelersek koduyla birlikte yer alan aslında. Yani burada şey denmiş ama koduyla birlikte yer alan tek alan. Yani kodu ve adı birlikte olan ilin adı demiş ama koduyla birlikte yer alıyor. Onun için ben bunu ilin kodu ve adı alanına aktarayım. Şuradaki formül birazdan çalışmasında sonucunu da göreceğiz. Bakın buradaki formülde öyle çalışıyor ki diyor ki ilin kodu ve adı alanından sağdan bir kelimesini al diyor. Yani böylece plaka kodu boşluk ilin adı ifadesinde sağdaki ilk ifade ilin adı olduğu için onu al bana ilin adı kendiliğinden burada oluşsun diyor. Yani böyle bir sistem kurmuş kendince. Yani buraya koduyla adı birlikte gelecek Excel'den ama onu ben ilin adı diye sağdan ilk kelimesini alarak çekebileceğim yani. Peki. O zaman şu aktarmayı yapalım. Sonucunu da görelim. Evet. İller Excel dosyası. İlin adını, ilin kodu ve adını al. Zaten burası bakın hesaplama olduğu için buraya veri aktarımı yapamazsınız. Yani buna veri aktarımı yapın. Bu formül çünkü. Evet. İlin adını, ilin kodu ve adını aktar diyorum. İlk sütunu almayacak, ilk satır başlığını almayacak yani. Al dediğim anda bakın bütün illeri, 81 ilimizi bakın buraya aktarmış oldu. Ama koduyla birlikte aktardı. Olsun. Biz onun sağdan bir kelimesini alarak ilin adına da ulaştık böylece. Ve bu ilin adı ifadesi bize biraz sonra şurada göreceksiniz şu kısımda teslimat yerinde işe yarayacak. Peki. Okumaya devam edelim. İşlemler tablosunda da ilgili alanlar oluşturulmuş. Yani buradan bahsediyor. Ve yapılan satış işlemlerine ilişkin kayıtlar girilmiştir. Bakın 2300 kayıt girişi yapılmış buraya. Yani bu müşteriler 2300 kez gelip satın almışlar mal veya biz gidip teslim etmişiz. Artık neyse satış işlemi gerçekleşmiş yani. İşlemler tablosunda müşteri işlem tarihi değerleri değişken oldukları için şu ikisi elle girilecek. Girilmiş zaten. Yenileri olursa öyle girilecek. Ürün kodu şu. Satış miktarı ve teslimat yeri de girildiğinde ona göre bazı işlemler olacak. Çünkü onların değerine göre formüller çalışıyor. İşte mesela ürün kodunu girince hangi ürün olduğunu anlayıp buradan ürün adını getirecek, satış fiyatını hesaplayacak yani bunu ifade ediyor. Böylece teslimat yeri İstanbul seçersem kargo ücreti sıfır diyecek ama İstanbul değil başka bir il seçersem tutarın yüzde mi, binde beşini hesaplayacak işte böyle işlemleri yapacak ki onlara da girmem gerekiyor çünkü onlar değişken. Sonuçta da firmanın genel toplam kazancı bu işlemler sonucu şurada gözüküyor diyor. Peki. Şimdi bizden istediklerini aşağıdan okuyalım. Bazı şeyler istiyor bizden. Diyor ki bir kere dosyadaki işlemler tasarımında teslimat yeri alanının müdahale edilebilir hale getiriliyor. Bak şu an buna tıkladığımda seçemiyorum. Çünkü bunu kitlemişim. O yüzden nasıl yapıyorduk bunu? Tasarımda şu alanı seçiyoruz. Ve şurada veri menüsünde bakın şu alan girişi göz at modu çentiğini koyup izin veriyorum. Yani ona müdahale edebilir hale geliyorum. O da bakın neyi sağlıyor bana? Buraya gelince tıklayıp listeden seçebilir hale geliyorum. Kitlemiştim önce ben. Onu da şunu tekrar tersten yapıp göstereyim bakın. Seçip bunu şu çentiği kaldırırsan artık müdahale edilemez hale getiriyorsun. Yanlışlıkla bir şey değiştiremesin diye yapılan bir işlemdir bu. Ama burada diyor ki ben ona müdahale edebileyim. Değiştirme hakkı ver bana diyor. O yüzden buraya gelip bu alana müdahale edilebilir özelliği veriyorum. Bu şekilde bakın şuraya tıklayınca artık seçim yapabiliyorum. Mesela bu İstanbul değil de Isparta olsaydı bak tutarın kargo ücretini hesaplıyordu bir şekilde. Bakalım kargo ücreti de nasıl doğru mu ona bakacağız. Peki. İkinci istediği işlem bunu yaptık yani. Bu istediği işlemi yaptık. Kargo ücreti alanının formül hatasını düzeltiniz. Ha, kargo ücretinde bir formül hatası varmış. Formül hatası derken de biz diğer örnekten burada bir değişiklik yaptık ya bakın şurası için söylüyorum.
Kargo İstanbul dışı teslimatlarda satışlarının binde beşi oldu diyor. Bakın, kargo ücretinin formülü burada hala bizim o ilk örnekte yaptığımız gibi, teslimat yeri İstanbul'sa sıfır, doğru, ama Aksel'de 10 değil. Ha, o direkt 10 lirayı örneklendiriyor. Hayır, diyor ki burada satış tutarının binde beşi dediği için, bak bu 10 liranın yerine satış tutarını indiriyorum. Onu çarpıyorum 0,005 ile, binde 5. Satışların binde 5'i kargo ücreti olsun diyerek formüldeki bu değişikliği yapıyorum. Bir hata mı bu? Firmaya göre bir hata tabii. Yani kargo ücreti yanlış alınıyor. Ama burada biz değişiklik örneği olarak yapıyoruz. Formüllerde nasıl değişiklik yaparız anlamında. Evet. Bunu da yaptık. Üçüncüye geldik. Şimdi satış tutarı değerinin küsuratlı olması durumunda bir alt 5 kuruş katına yuvarlanması gerekiyormuş. Bak, satış tutarında bir yuvarlama uygulanmamış. Giriyorum buna. Diyorum ki bu işlemin sonunda çıkacak sayı bir alt 5 kuruş katına yuvarlanacak. Burada da bakın bize ipucu vermeye çalışmış. Ceiling mi kullanırsın, floor mu diyor. Ceiling tavana yuvarla, floor tabana. Alt katına yuvarlanacağı için floor kullanmam lazım. Bakın, onu da şöyle yapıyorum. Bunun başına geliyorum. Elle yazabilirim ama hadi buradan yapmayı göstereyim. Buraya floor formülünü çift tıklayarak indiriyorum. Şuraya floor yazıp formülü daha kolay buldum. Şu parantezin içine benim formülümü getireceğim. Sonunda da parantezimi kapayacağım. Bu şekilde bu işlemin sonucu çıkan sayıdır. Çıkan sonuç 5 kuruşun katı olacak. Peki ne yapacağım? Bu işlemi içeride böleceğim 0,05'e. Parantezin dışında çarpacağım 0,05 ile. Bunun kuralı buydu. 5 kuruş katına yuvarlamak olduğu için içeride bölünür, dışarıda çarpılır mantığı bilgi dağarcığımızdan hatırladık ve bunu yaptık. Tamam dedik. Bunu da tamamlamış olduk. Şimdi artık sorulara geçebiliriz. Diğerlerinde bir yapılması gereken işlem yok. Sadece şurayı göstermek istiyorum ben size. Bakın, buraya tıkladığımızda buraya bu illerin isimlerinin gelmesini sağlayan şey bizim şehirler tablosundaki şuradaki isimleridir şehirlerin, bakın. Şu ilin adı. Yani buraya öyle bir özellik verilmiş ki, denmiş ki şehirler tablosundaki ilin adı benim değer listem olsun denmiş. Onun yapılışını biliyoruz ama bir daha hatırlayalım. Şuradan dosyadan yönet değer listelerine girilmiş. Oradan bir değer listesi oluşturulmak üzere işlem yapılmış. Ve bakın işte şurası onun püf noktası. İller isimli değer listesi öyle bir özelliğe sahip olsun ki, bakın dikkat, şehirler tablosundaki ilin adı bilgisi içinde yer alan değerler listeyi oluştursun denmiş. Bu özellik ona verilmiş yani. İşte bu verildikten sonra bir de şu yapılmış. Şu tasarım modülüne gelip bu seçilip denmiş ki sen açılır liste ol ve iller değer listesini kullan diye bir özellik verilmiş. Böylece buraya tıklandığında bizim şehirler tablosunda şuradaki isimli şehirler, ilin adı buraya liste olarak geliyor. Bunu sağlıyor yani. Özellik o. Değer listesi oluşturma örneklerine bakarsanız bu örneğin benzeri örnekler oralarda da var. Bu da burada bir daha tekrar etmiş olduk. Şimdi sorulan sorulara göre eğer yeni alanlar ihtiyaç olursa eklemek kaydıyla bakalım soruları cevaplamaya çalışalım. Şimdi ilk sorumuz, toplam satılan tahta silgisi miktarı nedir diyor. Şimdi bakın, satış miktarının toplamını istiyor. Ancak bir bakıyorum ben öyle bir alan oluşturmayı unutmuşum. Yok öyle bir alan. Her satışın miktarı var ama bunu toplayan bir alan olmadığı için hemen bu alanı bir oluşturayım diyorum ilk önce. Yani o unutulmuş bakın. Hemen giriyorum. Toplam miktar diye bir alan oluşturuyorum. Tamam mı? Ve bu özet türünde olacak. Ve ne yapacak? Bana miktarları toplayacak diyerek şöyle bir alanı ekliyorum. Bunu da buraya tutuyorum şöyle rahat görmek için. Şöyle getiriyorum. Bu miktar olduğu için para birimi falan değil. Normal sayısal değil. Bir tek ortalamam yetecektir. Şuradan bir tek ortalıyorum ben. Sayısal değeri görmek adına. İçini de sarı yapalım ki formül olduğu anlaşılsın. Kendi içimizde. Evet. Şöyle bir alanı ekledim. Şimdi bakın dikkat. Şu anki bütün 2300 kayıt içerisinden konuşuyorum. Toplam satılan ürün miktarı bu.
2.776.388. Ama sorulan şey şu, tahta silgisi ne kadar satıldı dediği için bul diyorum. Ürün adına tahta yazman bile yeter. Enter dediğim anda, çünkü başka tahta ile ilgili bir ürün yok. Tahta ile başlayan adı, bir tek tahta silgisi var. Evet, cevap 712.460 diye ortaya çıkıyor bakın. Ya o 2 milyon küsür dediğimiz toplam ürünün 712.460 adeti tahta silgisiymiş. Peki. Geçtik ikinci soruya. Asetat kalemi için yapılan toplam indirim tutarı. İndirimleri toplayan bir alanım var mı? Bakın o da yok yine. Görüyor musunuz? Bak. Tutarı toplayan var, genel toplam var falan filan yok. Genel toplam. O zaman indirim tutarını toplayan bir alana da ihtiyacım var. Hemen giriyorum, o alanı da oluşturuyorum. Bakın onu da şöyle oluşturacağım. Şu alanı çoğaltla çoğaltıyorum. Toplam indirim diye adını değiştiriyorum. Tamam. Şuradan da değiştir diye giriyorum özelliğine. Bu sefer indirimi toplattırıyorum ona. Alanı böyle çoğaltarak oluşturmayı da görmüş olduk. O da buymuş. Onu da şöyle şunun altına alayım. Tamam mı? Etiketini de şöyle alayım. Yine bunu parasal olduğu için bunu parasal biçimlendirebiliriz. Sağa yaslayalım. Tamam, biraz geniş olabilir diye. İçini sarı yapalım. Formül olduğu için. Bir de para birimi olarak şöyle biçimlendirelim. Para birimi Türk lirasının simgesi olsun. Ben şu biçimi istiyorum. Virgülden sonra hane göstersin. Paralarda iki hane kuruş gerekir. Ve binlik ayırt edici işareti de kullansın. Her üç basamakta bir noktayı da kullansın. Peki. Bakın bu. Şimdi yani soruyu henüz yapmadık. Bu tahta silgisine yapılan indirim. Şu an tahta silgilerini bir önceki örnekte bulduk ya. Ben asetat kalemi için yapılan toplam indirimi sorduğum için bul diyorum. Şuraya aset bile yazsam yeter. Enter deyip bulduruyorum bakın. Cevap 68.211.91 diye çıkıyor bakın. Toplamını soruyor. Yani olmayan bir alanı ekleyerek sonuç buluyorum. Geçtik C sorusuna. Serkan Çelik kaç kez mal almıştır? Sayısını soruyor ülkence. Bul diyorum. Müşterinin adı Serkan Çelik. Evet. Detay başka bir şey yok. Enter diyorum. Bakınca 4 kez mal almış. Karşılığını toplam kaç lira ödeme yapmıştır? İşte şu. Bakın. 6.258.81 lira. Şu toplam tutar dediği tutardan kargonun çıkmış hali arkadaşlar. Pardon, indirimin, kargo ve indirimin. Şu toplam tutar dediği satış tutarından kargo ve indirimin çıkmış hali bu. O şekilde bu elde ediliyor. Anlaşıldı? Küsuratlar ona göre ayarlanarak yani. Evet. Genel toplamsa kayıtların toplamı oluyor bakın. Mesela şu. İndirimle şu çıkmış. Bir tane indirim olmayan bir örnek bulalım. Hepsinde indirim varmış burada mesela. Hani olmasaydı şurayı karşılaştırmamız daha kolay olurdu. Evet, cevap 6.258.81 lira oluyor. Toplam 4 kez bizden mal almış Serkan Çelik ve 6.258.81 lira ödeme yapmış yani. Buradan onu görüyoruz. Peki. D şıkkı. Temmuz 2019 Ankara için alınan kargo ücretlerinin toplamı. Temmuz ayında 2019 yılında Ankara'ya gönderdiğiniz mallardan toplam ne kadar kargo ücreti aldık? Bakın yine kargo ücretinin toplam alanına ihtiyaç duydum. Hemen onu da ekleyelim. Bak, sorular soruldukça ihtiyaç duyduğumuz alanlar ortaya çıkıyor. Toplam kargo diyorum buna. Evet, özet alan oluştur. Bu da kargo ücretlerini toplasın diyerek bu alanı ekliyorum. Yine şunun altına alıyorum onu. Hatta burada da bakın şu örnek işlemi yapayım. Şunu siliyorum. Şu alandan biçiminden yararlanmak için kopyalıyorum bir tane. Ama diyorum ki çift tıklayıp üzerine sen toplam kargo ücretini göster diyerek alanı burada değiştiriyorum. Bu şekilde bir işlem yaptım. Evet. Şimdi bakın artık bu kargo ücretlerini gösteren alan oldu. Peki. Temmuz 2019 Ankara için diyor. Bul. Temmuz ayı 01.07.2019'da başlar. 3 nokta yan yana.
31.07.2019'da biter. Temmuz ayı budur. 2. Ankara için diyor. Bakın teslimat yerini buradan Ankara seçiyorum. Evet. Evet bu kadar. Şimdi Enter'a bastığımda cevap 509 lira 79 kuruş kargo ücreti ödenmiş. Ya daha doğrusu o firma kargo ücreti olarak bu parayı ödemiş. E şıkkı. Firmanın Eylül 2019 toplam karı nedir? Ha, şimdi karını hesaplayabilmek için bizim maliyet bilgisine ihtiyacımız var. Satış fiyatı ile maliyet arasındaki fark birim kârdır. Miktarla çarpıldığında da bize kârı verir. Şimdi burada bizim bir alan ihtiyacımız var. Toplam gelir eksi toplam maliyet diyor. Şimdi toplam gelirimiz şu toplam tutar. Genel toplam yani. Ancak bizim toplam maliyet bilgimiz yok. Şimdi maliyetler de bakın buraya alış fiyatları konmamış görüyor musunuz? Aslında alış fiyatları var. Gidin tabloya bakın. Alış fiyatı bilgisi burada birim maliyet diye var. Ama onları ekrana koyma ihtiyacı hissetmemişiz. Arkada çalışıyor. Çalışsın güzel. Bize şimdi aynı genel toplam gibi toplam tutar formülünün benzeri toplam maliyet diye bir formül lazım. Bakın şimdi ne yapıyorum onu. Toplam maliyet de şudur aslında. Birim maliyette miktarın çarpımıdır. O zaman ona birim maliyet daha doğrusu toplam maliyet adını verelim. Bir hesaplama alanıdır. Satış fiyatıyla miktarı çarpmayacağız. Birim maliyetle miktarı çarpacağız. Evet bir hesaplama alanı. Birim maliyetle çarpacağım miktarı. Bu o satışın bana toplam maliyetini verecek. Sonuç sayı çıkacak. Tamam. Ardından bir de bunu toplayan bir alan istiyorum ben. Toplam maliyetin toplamı diyorum ona da. İşte bu özet alan. O da toplam maliyetin toplamını alıyor. Tamam. Ha. Şimdi sıra geldi kârı bulmaya. Kâr ise hesaplama olacak. Dikkat. Bakın. Toplam genel toplam mı diyorduk ona? Evet. Genel toplam değerinden çıkart toplam maliyetlerin toplamını. İki özet alanı hesaplama alanında kullanıyorum bakın. Tamam dedik. Tamam dedik. Bakın firmanın yeni oluşturduğum alanları bunun altına şöyle eklendi. Şimdi burada bizim toplam maliyeti, toplam maliyetlerin toplamını ve üzerine kârı hesaplama durumumuz var. Şunları yine formül oldukları için şöyle bir biçimlendireyim. Sarı değer vereyim. Sağa yaslayayım. Biraz alanlarını genişleteyim. Bunlar da uzun rakam çıkabilir. Bir de para birimi olarak biçimlendireyim. Daha rahat görmek adına. Para birimi. Virgülden sonra iki hane göster. Türk lirasının simgesini kullan. Ve şuradaki başa koysun. Ve binlik ayırt edici işareti kullan diyerek şöyle verdim. Bakın bu. Bakın burada mesela 2373 lira satış geliri elde etmişim ama 1977 lira 92 kuruş bunun maliyetiymiş. İşte maliyetlerin toplamını aldım. Ve 97 bin şuradan tüm kayıtları bulayım. 3.801.292 lira 80 kuruş gelir elde etmişim. Bunun 3.320.704 lira 68 kuruşu neymiş? Maliyetmiş. Benim karım 480.588 lira 12 kuruşmuş. Bu genelde olan. Şimdi sorduğu şu. Eylül 2019 karını soruyor. Gerisi kolay. Bul diyorum. Bakın şurada Eylül olduğu için bu sefer de farklı bir yöntemle yapıyorum. Yıldız.09.2019 diyorum. Yani günü hepsi olan Eylül ayı 2019 yılı hepsini göster demiş oluyorum. Enter. Cevap Eylül ayının toplam kârı 41.900 lira 51 kuruşmuş. Bakın buradan o sonucu elde ettik. Yani bazı alanların ihtiyacı ortaya çıktı. O yüzden o alanları oluşturup üzerine çalışma yaptık. Kâr da biliyorsunuz gelir eksi maliyettir. Onun üzerinden faydalanarak bu sonucu elde ettik. Evet. İlkbahar aylarında mı yoksa yaz aylarında mı daha fazla kâr edilmiştir diyor.
Şimdi burada karı bulduğumuz için işimiz kolay. Sadece bir ipucu vermiş. İlkbahar ayları diyor Mart, Nisan, Mayıs'tır. Yaz ayları Haziran, Temmuz, Ağustos'tur diyor. Aradaki farkı bulun. Hangisi daha fazlaysa sorunun cevabı odur. Yani daha fazla kar edilen. Peki. Kar değeri olduğu için sadece buldurmaya kalıyor iş. İşlem tarihi Mart, Nisan, Mayıs. O zaman 01.03.2019'da başlar her şey. İş nokta yan yana. Mayıs ayı 31 Mayıs 2019'da biter. Bu bahar ayları. İlk bahar ayları. Bakın 122 bin 18 lira 60 kuruş. Bunu bir yere yazıyorum. 122 bin 18 lira 60 kuruş bahar aylarının karı. Geliyorum. Şimdi yaz aylarını soruyorum. 01.06.2019 Haziran'da başladı. 31 Ağustos 2019 arasındaki karı buldum. 129 bin, 122 binden büyük olduğu için cevap yaz aylarında daha fazla kar edilmiştir şeklinde cevap verebiliyorum. Bakın, öbürkü 122 bin küsürdü. Bu 129 bin küsür. Evet. O zaman cevap yaz ayları diyoruz. Bakın yaptığımız işlemlerin bağlantılı olarak nasıl bize bazı soruların cevaplarında yardımcı olduğunu görüyorsunuz. Böylece bu örneği de tamamlamış oluyoruz.